Sevgili izleyenler, referans programı bundan böyle her sabah saat 10.30 ile 12 arası sizlerle birlikte olacak. Sizlere farklı farklı konulardan, farklı farklı referanslardan bahsedeceğiz. Ve ben sözümü çok uzatmadan ilk konuğum İbrahim Gökçek Bey'e dönmek istiyorum. Hoş geldiniz İbrahim Hoş Bey. bulduk. Bugün bize sanırım prostat hastalığından bahsedeceksiniz. Evet. Bunun önemi çok büyük halkımız için de. Seyircilerimiz de muhtemelen can kulağıyla şu anda sizi dinlemek istiyorlardır. Evet. Doğru. Şurada şöyle güzel bir bitki var. Mustafa Bey bu neymiş? Üzüm mü diyordu. Bu üzüm değil. Evet. Yelpaze palmiyesinin meyvesi. Evet. Yelpaze palmiyesinin meyvesi. Türkiye'de Marmara, Ege, Akdeniz sahillerinde gördüğümüz palmiye ağacının bir türü. Fakat palmiye ondan ağacını. kısa boylu olduğu için cüce palmiye denir. Bu cüce palmiyenin meyvesinin, bu meyvesinin birleşiminde şu çekirdek gibi serttir. Üzüm zannediyorlar ya. Evet, değil, ben de ilk etapta öyle zannettim. Sert. Size sordum. Evet. Çekirdek, taş gibi bir çekirdeği var. Evet. Bunun gerçekten ekstraktı birleşiminde zitoşterollar var. Şterol. Şterol evet. içerir. Nedir? Bir kişide prostat büyümesi neden olur. Yani erkeklerde genellikle 30 yaşından itibaren, eskiden 50 yaşından sonra prostat büyümesi, iyi huylu veya kötü huylu prostat büyümesi rahatsızlığı söz konusuyken şimdi 30 yaşına kadar düştü yani. Daha da düşebilir. Daha da düşüyor maalesef. Yanlış beslenmekten, yaşam koşullarından, stresten vesaire birçok faktör dolayı. Normal olarak prostat hormon salgılar, testosteron, erkeklik hormonu da salgılar prostat. Evet. Prostatın salgılamış olduğu iki enzim var. Redüktaz ve aromataz. Bu iki enzim aşırı salgılanırsa evet. erkeklik hormonu, testosteronu kadınlık hormonuna dönüştürüyor. Estradiole. Evet. Prostatın dokusu bu kadınlık hormonuna uygun olmadığı için prostat aniden bu hormon anormalinden dolayı büyümeye başlıyor. Ve bunu hiçbir şey durduramıyor. Ameliyat olması gerekiyor kişinin. Ameliyat olursa ne olur? Ameliyat olduğu zaman prostattan dolayı kişi ameliyat olursa bir, sinir hücrelerine zarar verir. Kişinin Allah korusun cinselliği gider. Yani şöyle diyoruz, ameliyat bunun son bir çözümü değildir mi? Değil, bunun işte. Doğal yolları var, siz sunuş olduğunuz. Yelpaze palmiyesinin yani zabal serenuta denir. Hı hı. Bunun meyvesinin birleşimindeki etken maddeler, sitoşteroller, enzimlerin oranını frenliyor, salgılanmasını frenliyor, önlüyor, doğal. Kimyasal olarak da piyasada sitoşteroller var. Fakat çok yan tesiri olması nedeniyle sentetik olarak üretilenler tehlikeli. Bunun içerisinde doğal olarak var ve 100'den fazla klinik araştırması yapılmıştır bugüne kadar. 60 bin prostat hastası tedavi edilmiştir. Biz de işte elimizde yeni bir rapor. Evet, prostat hastasını hamdolsun tedavi ettik. Neyle? İyileştirdik. Bundan yelpaze palmiyesinin ekstraktının damıtılarak elde edilen özütünün ekstraktı ve 19 çeşit bitki ekstraktı. Özellikle de ısırgan kökü ekstraktı, yakotu ekstraktı gibi prostata karşı etkili olan ayrık kökü, at kuru otu, altın başı otu vesaire gibi 19 çeşit bitkinin ekstraktı içerir. Zaten. Anladım. Bu yani sizin prostat hastalığına özel hazırlamış olduğunuz bir formül. Evet. Bunun tedavi süreci ne kadar oluyor? Kaç kez kullanması gerekiyor? Evet, şimdi mesela, o çok güzel bir soru. Şu vatandaş, ismini söylemeyeceğim. Evet. Prostat kanseri ve prostatit iltihaplanması ve prostat büyümesi. Üç türlü rahatsızlığı var. Tanı buydu yani. Prostat büyüyor. Evet. Kötü huylu bir. Tam 10 yerinden prostat takriben 25 ila 30 gram ağırlığında, kestane büyüklüğünde bir organ. Tam 10 noktasından biyopsi yapılmış. Prostatın acaba kanser evet. var mı diye. Doku çeşitli organın çeşitli noktalarından doku alınmış. Prostat kanseri, prostat iltihaplanması ve prostat büyümesi tanısı konmuş. Üç çeşit aynı rahatsızlık aynı kişide. Bu beyefendi bizden ürünleri 3. ayın 15'inde almaya başlamış. Evet. 3. ayın 15'inde bu yıl.
ve bizim ürünleri kullandıktan sonra buradaki total PSA'sı 6.22. Bu bir kaç ay süreçinde? 3 ay. 3 ay süreçinde düşmüş. Tam 3 ay bile olmadı. Evet. 80 gün. Bizim ürünleri kullandıktan sonra total PSA'sı 4.8. Evet. 6.22'den 4.8'e düşmüş. Bu ciddi bir düşüş yani, yani sağlamış olduğumuz. Doktor demiş ki ya Ahmet Bey siz ne yapıyorsunuz Hikmet Bey demiş. Ne yaptınız da değerlerinizde böyle pozitif güzel gelişmeler var. Kemoterapi falan görmüyor. Kimyasal ameliyat da olmak istemiyor. Hiçbir şey gerek kalmadı. Devam ediyor. Doktoru da memnun. O zaman madem iyileşiyorsunuz bitkilerle iyileşmeye devam edin. Biz de zaten doktoruyla görüştük. Bu tamamen bitkisel. Hiçbir yan etkisi yok. Kimyasal bir şey yok. Tamamen doğal. Avrupa'da, Amerika'da Zabal Zerolota dediğimiz bu bitkiye. Bu görmüş olduğunuz bitki. Palmiyesinin meyvesinin ekstraktı, yakotu ekstraktı, ısırgan kökü ekstraktı, ayrı kökü, altınbaş yakotu vesaire. Evet. Hiçbir problem kalmadan kısa sürede kişiyi iyileştiriyor. Buradaki hasta da çok ağır. Zaten sonuçta olanlarda belli vermiş evet, olduğunuz prostat kanseri, prostatit iltihaplanması, prostat büyümesi. Normal olarak böyle ağır bir vakanın iyileşme süreci 2 yıl, 3 yıl. Maksimum o kadar. Bazen sürebilir. 3 yıl sürebiliyor. 3 yıl sürebiliyor. Fakat hamdolsun biz ne yaptık? 3 ayda çok çok büyük başarı elde ettik. Yani bu bizim ürünün diğer ürünlerden farkı Zabal'ın sadece bir yelpaze palmiyesinin ekstraktı değil. Aynı şekilde yakutuyla da ilgili klinik araştırmalar yapılmıştı. Güney Afrika'da 4 profesörün yapmış olduğu araştırmada yakutunun birleşiminde zitosterollar var. Bu da aynı şekilde bu iki enzimi frenliyor salgılanması. Isırgan kökü ekstraktı var, ayrı kökü ekstraktı var vesaire. Bu nedenle bu ürün sadece yelpaze palmiyesinin ekstraktından çok çok daha etkili. Sinerji birbirini ne yapıyor? Sinerji olarak etkiliyor, tamamlıyor. Diyelim ki cüce palmiyenin yani yelpaze palmiyesinin ekstraktı etkisi %30 ise diğerlerinin etkisi 19 çeşitlilik %70 ve böylece daha güçlü, daha etkili ve tedavi sürecini kısaltıcı. 3 yıl değil de. 3 yıl değil de çok daha kısa bir süre. 5-6 ayda. Maksimum 6 aya kadar düşürebiliyor sizin uygulamış olduğunuz formülü. Daha önce de mesela biz Bursa'da Mehmet Bey diye bir beyefendi. Evet. Beni aradı dedi ki İbrahim Bey sizden ben işte arkadaşım için tansiyon, kolesterolü, şekeri var. Onun için ürün istiyorum dedim ki nereden tanıyorsunuz bizi? Nasıl ulaştınız? Dedi ki ben sizin ürünleri aldım, kullandım. Ne için dedim? Prostat kanseri. Ne oldu? İyileştim. Ya dedim haberim bile olmadı. Bir dedim arasaydınız konuşsaydık. Dedi ki hayır. O çocuklarım, ailem, dostlarım kimsenin bilmesine gerek yoktu. Kimseye söylememiş. Görmedim. Hiç kimsenin haberi olmadan da iyileştik dedi. Çok sadece iyi. Siz ve ben biliyorum dedi. Çok öyle iyi. Sonra da diğer arkadaşına, evet, tansiyon hastası arkadaşına referans oluyor. Silivri'den bir beyefendi bize geldi. Dedi ki prostatı 100 gram olmuş. Yani bir portakal kadar. Evet. Normal olarak bir kestane kadar olması gereken prostat portakal kadar 100 gram olmuş. Evet. Doktor demiş ki çok kötü ki hemen ameliyat, hemen ameliyat. Adamcağız da yani cinselliği gidecek. Korkusu oluşuyor. Panik olmuş çünkü prostat ameliyat olduğu zaman prostatın salgılanmış olduğu hormon ortadan kalktığı için, yok olduğu için prostatın hemen üst tarafında sperm torbası var. Buradaki evet, meni yoğurt gibi koyudur. Prostatın salgılanmış olduğu hormonla ayran gibi olur. Ve kişi cinsel ilişki sırasında acı çekmez. Eğer prostat ameliyatı olursa ne olur? Koyu meni testislerinden gelen cinsel ilişki sırasında boşalamazsa erkek ağır bir işkence gibi olur. Ve hanımından, cinsel ilişkiden, eşinden, arkadaşından her neyse soğur artık. Korkar yani bir istatistik oluşur. Rahatsız olacağım, hasta olacağım, panik kapılır. Böylece prostat ameliyatı olun diyor bazıları da olduktan sonra cinselliği yavaş yavaş bitiyor. Yani ilişki sadece cinsellik bitmiyor. Ailesiyle arasına da soğukluk giriyor. Psikolojikten bir etki yaratıyor yani. Giriyor. Evet. Frankfurt'ta bir beyefendiye ben yıllar önce dedim ki ya dedi takım elbise, kravat hep böyle. Yani iki derhem bir çekirdek derler ya o şekilde. Evet.
Kışın soğuk. Frankfurt dedi ki siz dedi pardesü giyiyorsunuz. Ben delikanlıyım bak. Dedim ki kış aylarında iyi giyinmezseniz üşütürsünüz. Prostat hastalığı dedim bak üşütürseniz. Ameliyat olursunuz cinselliğiniz gider dedim. Sonra da eyvah dersiniz. Ya hadi gidişine bak dedi. Pek ciddiye almamış bir tavırla. İki üç ay sonra duydum hastanede ne oldu? Ameliyat oldu ne ameliyatı? Prostat ameliyatı. Eyvah eyvah. Yani hep böyle giyindiği için zaten onda prostat varmış. Farkına varmamış. Anladım. Çok ya bunun başlangıçları tabii ki üşütme falan da neden olabiliyor değil mi? Kış aylarında bazı erkekler dikkat etmiyorlar. Hı hı. Çok ince giyiniyorlar ve üşütüyorlar ve üşütme de gider. Evet. Yavaş yavaş. Doğru. Evet. Anladım. Prostatın iltihaplanması. Prostat kanseri inşallah yavaş yavaş tedavi etmek mümkün. Tabii kişi bu arada sağlıklı beslenirsen. Siyah çay, kahve, kola, tatlı iyi değil. Ha tatlı, tabii bir de bunun diyeti de var yani. Bunu kullanma aşamasında. Bir türlü hastalıkta peynir kesinlikle yerse asit diyet oluşur. Asit nedeniyle mikroplar çoğalır. Evet. Siyah çay içerse bağırsakları siyah çay içebilir de 2 dakika, 3 dakika demlenen çay içilirse zararı yok. 5 dakikadan fazla demlenen çay bağırsakları kurutur. Besinlerden vitamin, mineral emilimini engeller. Bağışıklık sistemi çöker. Evet. Bu nedenle zararlı. Anladım. Yani, sağlıklı beslemek, et yiyebilir ama yağlı etler değil. Hı hı. Ha, hangi et? Bir de o var. Mesela günümüzde ne tür et var? Hayvanları ahırlarda besliyorlar. Silaj denen, mısırdan elde edilen küspeyle. Ne oluyor? Hayvan mera görmüyor, dışarıda beslenmiyor. Hı hı. Mesela eskiden benim dedem bardak bardak don yağı içermiş. Don yağı? Evet, ne oldu? Evet. Yani kuyruk yağı, don yağı hayvanın. Hiçbir şey olmadı ama dinç. Dinç ama her gibi zararı yok. Neden? Onun. Çünkü o don yağı stearik asit içerir. Stearik asit bünyemiz onu parçalar, oleik aside zeytinyağına dönüştürür bünyemiz. Fakat şimdiki hayvanlarda stearik asit yok, palmitik asit. Neden? Merada otlamadığı için. Ahırda beslendiği için. Palmitik asit içerir don yağı. Palmitik asit oleik aside zeytinyağına dönüşmez. Dönüşmezse ne olur? Şimdi yanlış yani doğal ortamda yetişmeyen hayvanların etleri damarlarda yağlanma, daralma, sertleşmeye sebep olur. Evet. Söyleyecek ki hayvan sebep olmaz. Dışarıda beslenen hayvan. Eti zarar vermez. Yani dışarıda beslenen hayvanın eti faydalı. Arada bir yenebilir, iyidir. Fakat ahırda beslenen hayvanların eti iyi değildir. Anladım. Yanlış beslenmek de prostatı tetikler. Tetikler. Yani Sayın Gökçek burada prostat hastalığında sizin uygulamış olduğunuz formülü kullanırken diyet uygulamalarında yapmaları gerektiğini söylüyoruz. Tedavi süreci kısadır. Yani siz bunu 2 yıllık, 3 yıllık olan süreci 6 aya kadar düşürebiliyorsunuz. 3 evet. Yılda iyileşmesi mümkün olan prostat hastalığının 6 ayda tedavisini tamam. Uyguluyorsunuz. Sabahla ilgili 100'den fazla yani yelpaze palmiyesi, küçük cüce palmiyesi denir buna. 100'den fazla klinik araştırması yapılmış, 60 bin prostat hastası tedavi edilmiştir. Evet. Bizim diğer ürünlerden, piyasadaki ürünlerden farkımız bizim ürünün nedir? Ayrık ekstraktı, ayrık kökü ekstraktı, ısırgan kökü ekstraktı, yakotu ekstraktı, altınbaş yakotu, 19 çeşit bitki ekstraktı içermesi. Yani biz bunun etkisini kat kat artırdık. Anladım. Evet. Sayın Gökçek, şimdi prostatla vermiş olduğunuz bilgiler için ben şimdilik teşekkür ediyorum. Ama biz kısa bir aradan sonra tekrar sizinle birlikte devam edeceğiz. Sevgili izleyenler, prostat rahatsızlığı olanlar altta görmüş olduğumuz telefon numaralarından muhakkak Sayın İbrahim Gökçek'e ulaşın ve tedavi konusunda sizi bilgilendirecek mesajlar mutlaka verecektir. Sevgili izleyenler, tekrar sizlerle birlikteyiz. Sayın Gökçek Bey, şimdi biz ciddi bir konuya daha değineceğiz sizlerle birlikte. Karaciğer yağlanmaları, bunun sebepleri nelerdir? İnsanlar nelere dikkat etmeli? Ki biliyorsunuz karaciğer çok önemli bir organdır insan üzerinde. Evet, maalesef günümüzde çok yanlış besleniyoruz. Abur cubur şeyler çok yiyoruz. Çikolata, cips, jelibon, gofret, kek, kim yemiyor ki bisküvi? Ve bu yenilen her şeyin içerisinde tehlikeli maddeler var. E621 nedir? Evet. Çin tuzu. Monosodyum glutamat. Çinliler, neden Çin tuzu denir? Çinliler, Çin lokantalarında çok bulunur. Çünkü Çinliler bayatlamış yemeği müşteriye satmak için Çin tuzu serperler. Çin aslında tuzu. Tuz değil o. Evet.
tuza benzediği için Çin tuzu denir. Monosodyum glutamat. Çöpe atılması gerekirken yemeğe acayip bir lezzet verir. Çünkü beyindeki sinir hücrelerinin nöronları uyarır. Ve kişi haz duyar. Çöpe atılacak kötü, berbat bir yemek lezzetli gelir kişiye. Evet. Ben mesela geçenlerde feribotla Bursa'ya gidiyordum. Bir dedim çorba için. Çorba. Hazır çorbanın içerisinde E621 monosodyum glutamat var. Çin tuzu. Çin tuzu. Dedim ya bunu neden burada satıyorsunuz? Ne bileyim bize verirler, bize satıyoruz de. Bütün çorbalarda var bu. Monosodyum glutamat. 6-7 firmanın ben ürününe baktım. Bir de reklam veriyorlar. Diyorlar ki biz doğal üretiyoruz. Biz şöyle üretiyoruz. Biz böyle üretiyoruz. İçine Çin tuzu neden katıyorsun? Bunun Çin tuzunun yanlış bir doğallığı yok. Çin tuzu kattığı zaman ne yapıyor? Beyin hücrelerini öldürüyor. Evet. Beyine zarar veriyor. Kişide beyin zamanla sünger gibi oluyor. İçi boşalıyor. Kişide zamanla Alzheimer, Parkinson, depresyon, Huntington dikkat dağınıklı hastalığı. Bir sürü hastalık ortaya çıkıyor. Bu kimyasal ilaçlar en büyük zararı nereye veriyor? Bağırsaklara. Bağırsaklardaki faydalı bakteriler azalıyor. Zararlı bakteri ve mantarlar çoğalıyor. Zararlı bakteri ve mantarların üretmiş olduğu toksik maddeler, zehirli gazlar, zehirli alkoller, hormonsu maddeler nereye gidiyor? Emilere, karaciğere gidiyor. Evet. Karaciğer büyük bir laboratuvar. Ne yapıyor? Bağırsaklardan gelen toksik maddeleri arıtmak için B2, B3, B6, B4 vitamin harcıyor. Aşırı vitamin harcıyor, bağışıklık sistemi çöküyor. Zamanla karaciğer bağırsaktan gelen toksik maddeyi arıtamazsa karaciğer yağlanıyor. Bir de kişi alkol kullanıyorsa karaciğer iyileniyor, iflas ediyor. İflas ediyor. Fakat bağırsakta kişinin mantarı varsa ki günümüzde antibiyotik, antihistaminik, antidepresan gibi kimyasal ilaç, depresyon hapı, tansiyon hapı, diyabet hapı, kolesterol hapı kullanmıyor. Bir sürü hap kullanıyor çeşit çeşit. Kullanılan bütün bu haplar ne yapıyor? Bağırsaklardaki faydalı bakteri yok ediyor kimyasal ilaç. Faydalı bakteriler azalırsa zararlı bakteri ve mantarlar toksik madde üretiyor. Etan, metan, butan gibi gazlar, etil alkol, metil alkol, butil alkol, zehirli alkoller bunlar bağırsakları yakıyor. Ve kişide enzim oranı azalıyor, histamin oranı çoğalıyor, alerjik hastalıklar ortaya çıkıyor. Bir kısmı da karaciğere geliyor toksik maddelerin. Toksik maddeler. Karaciğer arıtamazsa karaciğer zamanla yavaş yavaş iflasa doğru gidiyor. Allah korusun. Şimdi bizim elimizde yeni bir rapor var. Burada bir beyefendi. Bunda hepatit B. Daha önce hepatit C ile ilgili ben belge sunmuştum. Şimdi hepatit B olarak. Hepatit C. Hepatit HBV DNA yani PCR 1802 çok çok yüksek pozitif hepatit B'si var. Bizim ürünleri kullandıktan sonra sıfır negatif. Tamamen 4 ay içerisinde hepatit B'den kurtulmuştur vatandaş. Ne kullandı? Tam 4 ay içerisinde. 4 ay içerisinde. İksir, çok ciddi bir zaman süreci. Evet. İksir ne içerir? Limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal, kurkuma lovu, altın başak otu, zeytin yaprağı, kakule vesaire. 19 çeşit bitki içerir. 19 çeşit bitki karışımı var sanırım bunda. Evet. Karaciğeri temizler, arıtır. Evet. Bütün damarları temizler. Dokuları temizler. Anemire bağırsaktaki mantarı yok eder. Bağırsakları tedavi etmedikçe hiçbir hastalığı tedavi edemezsiniz. Neden? Yani bütün ciddi problem aslında bağırsaklarla bitiyor. Bağırsaklar. Çünkü evet. Günümüzde 100 yıl öncesine kadar kimya yoktu, kimyasal ilaç yoktu. Son 50 yıldır çok yoğun kimyasal ilaç kullanılıyor ve insanlar zehirleniyor. Penisilin ilk icat edildiğinde penisilini icat eden kişi bağırsaklarda faydalı bakteri olabileceğini akıl edememiş ki. Evet. Bağırsaklarda hep zararlı bakteri zannetmiş. Hemen üretime geçirmiş, hemen piyasaya sürülmüş. Fakat son 20 yıldır biliniyor ki bağırsaklardaki bakterilerin aslında %99'u nedir? Faydalı bakteridir. İşte antibiyotikler, antidepresanlar, antihistaminikler, tansiyon, diyabet, kolesterol hapları bağırsakları perişan ediyor. Faydalı bakteri yok ediyor. Zararlı bakteri ve mantarlar çoğalıyor. Bunların üretmiş olduğu toksik madde bağırsakları yakıyor. Enzim yetersizliği, alerjik hastalıkların polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem, zamanlarda kurdeşen, sedef birçok hastalık ortaya çıkıyor. Evet. Biz bununla ilgili böyle hepatit B rahatsızlığı olan hastayla ilgili çalışma yaptık. Hamdolsun iyileştirdik. Geçenlerde bir toplantıda vatandaş bana dedi ki ya şu hastalığı iyileştiriyorsunuz, bu hastalığı iyileştiriyorsunuz. Hep bayan. Evet. Bir konferansta. Peki dedi vitiligo'yu iyileştirebiliyor musunuz? Vitiligo nedir? Ben de vitiligo ala hastalığı.
Allah hastalığı. Derinin beyazlaşması, renk değiştirmesi. Bazı noktaların leke şeklinde, beyaz leke şeklinde olduğu için beyaz leke hastalığı da denir. Görünüyor yani bu cilt üzerinde görünen lekeli. Rengi değişiyor derinin. Bazıları melanin pigment yetersizliğinden kaynaklandığını söylüyor. Bazıları vitamin yetersizliğinden kaynaklandığını iddia ediyor. Çeşit çeşit iddialar var. Bundan 25 yıl önce Frankfurt'ta bir beyefendi, bunda da dudağının kenarında böyle yuvarlak para büyüklüğünde, metal para büyüklüğünde bir leke var. Denemediği ilaç kalmamış. Bazı ilaçlarda yan tesiri var. Karaciğere zarar veriyor. Evet. Yan tesiri var. Karaciğere çok hassas, evet. Dedi ki ya yan tesiri olmayan bir ilaç yok mu? Düşündüm. Birçok üzerinde deneyler yaptık. O da 3-4 ay kullandıktan sonra yeter dedi. Sabredemedi. Fakat bundan bir ay önce bir tanıdığım zaten muhteremin adamcağızın elinin bileğinin hemen üzerinde mercimek büyüklüğünde olan vitiligo, yani ala hastalığı yavaş yavaş büyümeye başlamış ve bir de yüzünde nokta kadar, şöyle küçük bir nokta kadar çıkmış, topliğine başlı kadar. Adam panik olmuş, yüzünde kaplayacak. Yayılıyor bu yani zamanla tabii. Bulaşıcı mı peki? Yok, bulaşıcı değil. Sen bulaşıcı. Bana dedi ki ya bunu bir çözüm üret. İlaç kullanma, ilaçların faydası yok. Bu şey ışın tedavisi vesaire fayda etmiyor. Yan tesiri de çok büyük. Buna dedi bir çözüm var mı? Dedim ki deneyelim. Çünkü çok enteresan bir ürün ürettik. Sinirli ot forte. Sinirli ot forte. ürünün ismi sinirli ot forte. Sinirli ot forte. Evet. Bu sinirli otla ilgili Almanya'nın Heidelberg şehrinde klinik araştırması yapılmış. Kuru öksürük, tahrişli öksürük, bronşit gibi rahatsızları, nefes yolları rahatsızlarını iyileştirdiği belgelenmişti. Bununla birlikte. Evet. Eskiden Türkler, yani atalarımız bunu öksürüğe karşı kullanmış. Çinliler vereme karşı kullanmış. Romalılar yaralara karşı kullanmış. Şimdi mesela kişinin ayak baş parmağında dolama olursa bitkinin yaprağını taze veya kuru ayak baş parmağına sardığınızda iltihabı çeker alır. Temizler. Ayak küçük parmakla yanındaki o işaret parmağı arasında da pişik olur. Mantar. Mantarlar, evet. Parmak arasında mantar olur. Mantar olan yere de sinirli ot korsan iltihabı yok kadar 2 günde. Ben düşündüm, dedim ki ya yani birçok teori var. Vitiligo'nun sebebi, ala hastalığı sebebi. Bazıları diyor ki mantardan, bazıları B6, B12 vitamin yetersizliğinden, bazıları efendim vitamin, D vitamini yetersizliğinden. Fakat hepsinin sebebi de mantara kaynaklanıyor. Çünkü vitamin yetersizliği varsa bağırsakta mantar var demektir. Sinirli otta mantara karşı etkili olduğuna göre ben bunu bir deneyelim. Fakat sinirli otun taze olarak kullanırsan etkisi çok az. Neden? Birleşimindeki etken madde ölüyor. Alkubin denen madde kaynatıldığında, haşlandığında parçalanır, etkisi kalmıyor. Biz bunun ekstraktını ürettik. Ekstrakt. Ekstrakt. Evet. Artı alerjik hastalıklara, deri rahatsızlarına karşı etkili 19 çeşit bitkiyle takviye ettik. Laden gülü var mesela. Sinirli otla birlikte. Tabii. 19 çeşit bitki ekstraktı var. Laden gülü ekstraktı, mesela ada çayı. Bu da yine deri hastalıklarına etkili. Hı hı. At kuyruğu otu vesaire. Şimdi vatandaş bu bizim ürünü normal olarak Sinilot Forte günde 3-4 defa 2 kapsül alması gerekir. Bu 5 defa 2 kapsül almış. Daha çabuk etki görürüm. Hemen iyileşince. Hemen iyileşmek için. 3 hafta sonra bileğinin üzerindeki vitiligo, nohut büyüklüğünde olan vitiligo kaşınmaya başlamış. Ben ona dedi ki ya çok kaşınıyorum. Normal vitiligo kaşınmaz. Kaşınıyorsan kaşın dedim. Kaşınıyorsan kaşın. Neden kaşınıyorsun kaşın peki? Bu geriye, diye artık onu kabul etmiyor, atmaya çalışıyor. Atmaya çalıştığı için dışa vuruyor, kaşıntı yapıyor. Atmaya çalışıyor, kaşın bakayım ne olacak dedim. Kaşınmış bütün, normal olarak vitiligo söküp alamazsınız. Sökülmüş, temizlenmiş. Dedi ki ya söktüm, bir şey kalmadı. İyi tamam bekle, 2-3 gün sonra iyileşir dedim. Bir hafta sonra vitiligo denen olay kalktı. Anladım. Peki bunun sökülmesi bir iltihap gibi bir şey mi? Akmış mı? Kuru bir şey mi? Nasıl şimdi çıkmış? Deri gibi. Beyaz, aynı beyaz deri gibi, içinden kabuk gibi. İnce, şeffaf bir
mantar türü bana göre. Başkaları başka başka. Çeşitleri de vardı belki. Başkaları protein yetersiz vesaire. Her türlü iddia var. Melanin pigmenti oluşmuyor diyor vesaire vesaire. Çeşit çeşit teoriler var. Evet. Fakat hepsinin kaynağı mantardan kaynaklanıyor. Biz bunu hamdolsun başardık. Vitiligo'ya karşı 25 yıl önce ben denemeler yapmıştım. Ama ilk defa, ilk şimdi başarılı bir netice elde ettik. Netice elde ettiniz. Karaciğer yağlanmasına karşı da burada raporumuz var. Bu şey karaciğer bu pardon şey hepatit B. Hepatit B ile ilgili hepatit olarak. Hepatit B sarılık yani eski isminde. Elimizde rapor var. 4 ay kullandıktan sonra hepatit B, hepatit C'yi daha önce iyileştirmiştik. Şimdi hepatit B'de. Hepatit B'de hallettik çok şükür. Onda hangi formülü kullanıyordunuz Sayın Gökçek? İksir aloe vera jel. İksir aloe vera jel. Bağırsakları temizler, karaciğere pankreastaki yağlanmaları iner. Artı karaciğer çayı, enfeksiyon çayı, özel bir çay. Özel bir çay mı? Hastalar, tabii evet. Özel bir çay. Bunları kişi düzenli olarak kullandığı zaman yavaş yavaş bağışıklık sistemi güçleniyor. Normal olarak karaciğere yerleşmiş olan virüsü bağışıklık sistemi artık bir şey yapamıyor. Bu ürünleri kullandığı zaman kuluçka devresinde gibi olan aktif olmayan, pasif olan virüsü bağışıklık sistemi artık tanır hale geliyor. Evet. Ve onu yok etmek için harekete geçiyor. Müdahale edemediği virüsü müdahale ediyor. Yani bu şuna benzer. Terörist kamuflaj olmuş. Köylü kılığında, çiftçi kılığında, işçi kılığında. Bunu sıradan bir asker anlamaz. Yani bu terörist mi, köylü mü, çiftçi mi, çoban mı ne anlamaz. Sıradan bir işçi. Asker gitse mesela terörle mücadelede gitse bakar kalır. Anlamaz. Fakat özel eğitimli 40 yıl, şey 6 yılını, 7 yılını, 8 yılını, 10 yılını bu işe vermiş bir uzman özel timde, özel bir eğitim baktığı zaman kimi terörist olduğunu anlar. Hemen onu evet. El koyar olaya. İşte bu da bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Karaciğerde saklanan, gizlenen ve bağışıklık sistemine müdahale edemediği virüsü ortaya çıkarıyor. Çok güzel. Harekete geçiyor. Bunun süreci ne kadar da kendini gösteriyor? Tedavi süreci? Hepatit B 4 ayda ama kişiye göre değişti. Mesela tabii, bu vatandaştaki kişi... karaciğer diğeri burada ne diyor? Evet. Karaciğer yağlanması da var. Birçok değerleri alt üst olmuştu. Bütün değerleri şimdi negatif. Çok şükür. HBV DNA parantez içinde PCR yani hepatit B hastası. Ve değeri 1802 yani çok yüksek. 4 ay bu ürünleri kullandıktan sonra negatif doktoru raporu var. Yani, negatif. Hamdolsun. Çok ağır bir vakayı İyileştirdiniz. Evet, evet. Sayın Gökçek bu konuda zaten ben size çok güveniyorum. Yani raporlarınızla geliyorsunuz. Bu tamamen sizin yapmış olduğunuz çalışmaları, formülleri ön plana çıkarıyor. Yeterli bir belge diye düşünüyorum ben. Tabii elimizde bilgi rapor çok. Yani sizden zaman, zaten zaman tabii program yaptıkça bütün raporlarımızı sunacağız. Evet. Zaten ben yine söylemek istiyorum. Altta görmüş olduğunuz telefon numaralarından ne rahatsızlığınız varsa danışmak istiyorsanız muhakkak İbrahim Gökçek Bey'e ulaşarak kendisi size destek verecektir. Bugün biz burada prostat hastalığını ve karaciğer yağlanmasını ele aldık. Evet, bununla ilgili de tekrardan görüşleriniz varsa telefon numaralarını arayarak ulaşabilirsiniz.